Arkadaşlar, sistem dinamiği derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün mekanik sistemlerin modellenmesiyle alakadar 4 tane sorumuz var. Onları birlikte çözelim. İlk sorumuz şöyle basit bir sistem olan çeyrek araba modeli olacak. Onun en basit hali şu çerçeveye aldığım halidir. Fakat ben bugün klasik olarak onu değil de onun size bir bakış açısı kazandırmak için bu şekilde bir sismografta kullanımıyla alakadar transfer fonksiyonuna yönelik model çıkartmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Bakınız, gördüğünüz gibi şuradaki bu sistemle bu sistem birebir benziyor aslında. Bu çeyrek araba modeli basit fakat kullanışlı bir sistemdir. Eğer siz sadece bunu bu şekilde öğrenirseniz derslerini geçmeye çalışan öğrenciler olmaktan öteye geçemezsiniz. Bu şekilde kendinize öğrendiğiniz şeyleri günlük hayatta nasıl kullanabilirsiniz diye sürekli düşünmeniz gerektiğinden sizlere de yardımcı olmak açısından bu yolu seçtim. Bakınız, burada bizim amacımız, daha doğrusu sismografın amacı, bu kütlenin bir sarsıntı esnasında ne kadarlık bir mesafeyle değiştiğini, ne kadarlık bir yer değiştirmeye maruz kaldığını ölçmek aslında. Yani aslında burada x ile y arasındaki biz farkı ölçüyoruz. İşte onunla ilgili bir matematiksel denklem çıkartalım. Bakın, ne olur? Şimdi sarsıntı esnasında bu y değişkenimiz girdi olarak iş görür. Şimdi iki eşitliğimiz var. Eşitliğin sağ tarafı ve sol tarafı. Bu sistemde herhangi bir kuvvet olmadığından ben eşitliğin sağ tarafına sıfırımı hemen yazıyorum. Eşitliğin sol tarafında ise harekete karşı zıt kuvvetlerimiz vardı. Bunlardan biri kütle, biri yayın esneklik potansiyel enerjisinden kaynaklanan kuvvet, bir diğeri de kütle sönümleyici sistemimiz. Daha doğrusu damper sistemimiz. Bu da kuvvete karşı bir zıt tepki oluşturuyor. Öyleyse yazalım, kütleden başlayalım hemen. M çarpı neydi? İvme ile orantılı olacak şekilde değişkenimiz x. D kare x bölü d t kare artı, bakın başka, şimdi damper için konuşacak olursak, damper iki ucu arasındaki hız farkından bir etki oluştururdu. Kat sayısını b diye yazıyorum, çarpı türevini alıyoruz hemen. N ile n arasında, x ile y arasında ki farktan. Öyleyse x eksi y diyorum, bölü d t. Yine aynı şekilde k için k çarpı x eksi y diyorum. Bakın buradaki z x ile y arasındaki farkı temsil ettiğinden z eşittir x eksi y bağıntısında buraya ekleyerek işlemime devam ediyorum. Peki bunu yaparsam şu aslında nedir? Şurası aslında, hemen üste yazayım. M x 200 artı b x üssü eksi y üssü artı k çarpı x eksi y'dir, değil mi? Şimdi x üs, 2 üssünü bu denkleme bakarak yazacak olursam hemen ne olur burası? M çarpı y üssü artı z 2 üssü, yani y 2 üssü artı z 2 üssü artı b çarpı x üssü eksi y üssü, zaten burada direkt z'yi ifade ediyordu. Hemen buraya b çarpı z üssü yazıyorum. Artı yine x eksi y, k çarpı x eksi y'deki şu x eksi y, z'yi temsil ettiğinden k çarpı z diyorum. Eşittir 0. Bunu düzenleyecek olursam, yani y'leri bir tarafa, z'leri bir tarafa atacak olursam ne olur o zaman? M çarpı z 2 üssü artı b çarpı z üssü artı k çarpı z eşittir eksi m çarpı y 2 üssü. İşte bakın, basit bir modeli günlük hayatta nasıl kullanırız onu görmüş olduk. Burada S domaini siz kendiniz çevirirsiniz. Başlangıç koşulları sıfır olmak şartıyla şunun S kare olduğunu, Z üssünün S olduğunu ve bunun yine ZS olduğunu bilerek bu şekilde siz S domaininde yazarsınız. Zaten ileride transfer fonksiyonu yaklaşımında onlara uzun uzun değineceğiz. İkinci sorumuz, yukarıdaki çeyrek araba modelinin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu. Aslında derslerinizde görmüşsünüzdür veya göreceksinizdir. Bu da araç süspansiyen modelinin bir gösterimidir.
Şimdi bunun hareket denklemlerini çıkaralım. Şimdi ne yapıyorduk? Biz bununla ilgili birkaç tane yöntem göstermiştim. Onlara siz derslerden bakarsınız, bakmışsınızdır. Ben şimdi hızlıca mantık çerçevesi içinde böyle bir sistemin hareket denklemi nasıl çıkarılır onu göstereceğim. Şimdi bu sisteme bakıyorum. M1 kütleme bakıyorum. M1 kütlem x yönünde harekete zorlandığında buna etki eden kuvvetlere bakıyorum. Bunun için ayrı eten bir kuvvet var mı? Yok. Öyleyse hemen eşitliğin sağ tarafına 0 yazayım. Çünkü bir kuvvetimiz yok. Peki hareket ettirildiğini varsaydığımızda bu harekete karşı M1 kütlem hemen bir direnç oluşturacaktır. Eylemsizlikten kaynaklanan. Yazıyorum hemen. M1 çarpı d kare x bölü d t kare artı. Peki başka ne var? Şurada bir damperim görünüyor. M1 kütlesiyle M2'ye bağlı olan ve ikisine de etki eden aslında. M1 için yazacak olursam benim hareketime bu hangi şartta karşı çıkar? Şu şartta ki x yer değişimim y yer değişimimden büyük olduğu vakit bu M1'in x yönündeki hareketine karşı bir hareket olur. Tam tersi olursa bu sefer M2'nin daha doğrusu M1'e yardım eden bir kuvvet. Yani x yönünde M1'e yardım eden bir kuvvet olmuş olur. Yani şu tarafa çekmiş olur. Bunu diğer derslerimizde anlatmıştım. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Biraz düşünecek olursanız bir silindir piston içindeki bir pistonun hareketini düşünecek olursanız bu pistonun bu şekilde gittiğinde aslında bir yağdan veya içindeki sıvıdan kaynaklanan bu tarafa doğru bir zıt tepki kuvveti oluşturacağını göreceksiniz. Bu içindeki çerçevenin silindirin de hareket ettiğini varsayarsanız bu silindir şu pistonun hızından daha fazla olursa şu tarafa doğru o vakit bu pistona bağlı olan kuvvete şu tarafa doğru bir kuvvet etki etmiş olur. İşte bu silindir pistonun şu silindirden hızı daha büyük olursa o vakit şuna bağlı olan kütlem bir zıt kuvvete maruz kalmış olur. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Yine anlamadığınız yer olursa sorarsınız aşağıda. Şurayı siliyorum. Yazıyorum. B çarpı D x eksi y bölü dt artı. Bakın yine burada K1 ve K2 ile M1 kütlesini etki eden kuvvetlerden biri. Hemen K2 ile devam edelim. K2 kat sayımı yazıyorum. Bakın yine aynı şekilde K2'nin de iki ucu var. Ve bu iki ucun biri M1'e, bir diğeri de M2'ye bağlı. Ve bunların x ve y diye hareketleri söz konusu. Şimdi M1'e karşı bir kuvvet oluşturan K2 için konuşalım. Ne olur? Eğer ben x'i daha fazla değiştirirsem y'ye göre o zaman bu yay sıkışır ve M1'in hareketine zıt bir kuvvet oluşturmuş olur. Fakat tam tersi vaki olduğunda yani y'yi daha fazla çektiğimde şu yönde şu y'yi daha fazla çektiğimde bu defa bu y daha fazla çekildiği için şu bu tarafa bağlı olan M1 kuvvetini kendisine doğru çekmeye çalışır. Dolayısıyla yay içinde aynı damperde olduğu gibi M1'e karşı zıt kuvvet oluşturabilmesi için x'in y'den büyük olması lazım. O yüzden ben eşitliğin bu tarafında k2 çarpı x eksi y diyorum. Artı başka ne var? Bakın şimdi k1 yayına bakalım. K1 de x'e zıt bir kuvvet oluşturabilmesi için yine zaten burada bir sabit olduğu için her türlü bu tarafa çektiğimde sıfırdan büyük olacağı için bu tarafa çektiğim tüm yaylarda M1'e karşı bir zıt kuvvet oluşturmuş olur. O yüzden direkt oraya da hemen K1 çarpı X eksi 0 demeyeyim. Direkt X diyeyim. Bu şekilde aslında biz M1 kuvvetini hareket denklemini yazmış olduk. Biraz düzenleyelim. Şunu bu şekilde yazıyorum. M1 çarpı X üst X2 üst artı B çarpı X üstü eksi B çarpı Y üstü artı K2 çarpı X eksi K2 çarpı Y artı K1 çarpı X eşittir 0. Bunu biraz daha düzenleyelim. Yani Y'leri bir tarafa atalım. M1 X2 üssü artı B çarpı X üssü
artı parantez içinde K1 artı K2 x eşittir B çarpı Y üssü artı K2 çarpı Y. İşte benim bu sisteminde ilk hareket denklemi. Şimdi M2 için devam edelim. Dediğim gibi bunların kısa yollarını anlatmıştım. Siz yine önceki derslerden bakarsınız. Aynı şeyleri yine M2 için düşünüyorum ve hızlıca aşağıya yazıyorum. Bakınız. M2 çarpı. Fakat burada bir fark var. Hemen atlamadan geçelim. M1'de doğrudan bir kuvvet etki etmezken M2'de F kuvveti etki ediyor. Dolayısıyla ben burada eşitliğin diğer tarafına F yazacağım. Ve diğer denklemlerin bu F'e karşı oluşturulmuş olan tepki kuvvetleri olacak. Onlar da nelerdir? Kütleden, damperden ve yaydan kaynaklanan hareketler. Tekraren söylüyorum. M2 çarpı D kare Y bölü D T kare. Neden? Çünkü M2'nin hareketini Y diye tanımlamıştık. Artı yine aynı şeyleri, yukarıdaki aynı prensibi bu sefer Y için uyguluyorum. Yani M2'ye zıt kuvvetlerin oluşması için yazıyorum bunları. D çarpı D bu sefer X eksi Y değil, Y eksi X. Yine aynı yukarıdaki prensipten. DT artı ne var başka bakın? K2 yayın vardı burada. K2 çarpı yine Y eksi X eşittir F yazdık. Yine bunu da düzenleyelim biraz. M2 çarpı Y2 üssü artı B çarpı Y üssü eksi B çarpı X üssü artı K2 çarpı Y eksi K2 çarpı X eşittir F. Şimdi X'leri de öbür tarafa atarsak M2 çarpı Y2 üssü artı B çarpı Y üssü artı K2 çarpı Y eşittir F artı B X üssü artı K2 çarpı X. İşte bu da benim hareketimi, sisteminin hareketini tanımlayan ikinci denklem. Bu ikisi ise sisteminin tüm halini bana ifade etmiş oldu. Yine yukarıdaki örnek gibi siz burada S domainine çevirirsiniz. Oraları size bırakıyorum. Burada başlangıç koşulları sıfır olacak şekilde. Şimdi üçüncü sorumuz da dönen cisimlerle alakalı. Bu şekilde bir dönen cisimimiz var. Sistemimiz var. Fakat dikkat ettiyseniz burada bir çark sistemi de var. Bu çarkları da kapsayan bir soru. Ben bu sistemi, şurada bir çark sistemi var, bunun altında bir çark sistemi var. İşte ben bu sistemi bu şekilde tek bir cisim, damper, yay varmış gibi bu şekilde bir eşdeğer sisteme çevirmek istiyorum. Ne yapıyordum hatırlarsanız bakın. Cisimleri aynı eksende, daha doğrusu parametreleri aynı eksende toplamak için top ifadem burada hangi hali alıyordu? N2 bölü N1 oranında çarpılarak bahsi geçen eksene çevriliyordu. Peki J değişkenin mesela hangi halde çevriliyordu? J, mesela J eş diyelim. Buradaki J eş için ne olur? Bakın burada ben bu J1 şurayı şu kısmı şu aşağı tarafa yani şu hizaya çekmek istiyorum. J1'i de şu J2 ile beraber eşdeğer bir şekilde yazarsam yani J1'i aşağıya doğru çekersem bakın zaten J2 bu hizada vardı. Hemen J2 artı J1 artık nasıl yazılır? Çarkların oranlarının karesi şeklinde bir etkiyle yazılır. J1 çarpı N2 bölü N1'in karesi şeklinde eşdeğer şekilde yerini alır. Peki damper sistemi yani tüm damperler nasıl yazılır? Bakın D eşittir. Bu hizada D2 damperim var zaten. D2 artı D1'i ise bu hizaya getirmek için yine çarkların oranından faydalanıyorum. D1 çarpı yine N2 bölü N1'in karesi. K'lar için de yazalım. K eşittir. Şu yukarıdaki sistemde başka bir K olmadığından, sadece alt sistemde olduğundan K eşittir yine K olmuş olur. Peki T nedir? Burada yarım bırakmıştık. T eşittir. Yukarıda T çarpı karesi değil bu sefer. N2 bölü N1. Bunların nasıl elde edildiğini hatırlamıyorsanız veya izlemediyseniz
önceki derslerimizden bakabilirsiniz. Bu şekilde yazdıktan sonra artık işim kolay. Bu hale almış oldu. Bu hale göre bir matematiksel denklem elde edeceğiz. Şuraya kopyalayalım. Ve devam edelim. Bunu yazdıktan sonra şimdi bu torkum var ve bu cismimi döndürüyor. Ve şunun eylemsizliğinden kaynaklanan, şunun sönümleyici özelliğinden kaynaklanan ve bunun da kuvvete karşı bir zıt kuvvet oluşturma özelliğinden kaynaklanan hareket denklemlerimi yazıyorum. Yine eşitliğim var ve her iki tarafında denklemlerim olacak. Sağ tarafta T eşim ve sol tarafta da buna karşı tepki oluşturan kuvvetlerim. Birincisi, dönen cismin eylemsizliğinden kaynaklanan kuvvet ki o da J eş çarpı artık X değildir. Neden? Burada bir dönen kuvvet, dönen cisim var. Artık işimiz açılarla. J eş çarpı D kare teta 2 bölü D T kare. Artı yine bu cismin dönmesine karşı neyim var? Damperim var. D eş çarpı D kare değil. Hızın oranıyla oluyordu. D teta 2 bölü DT artı K eş çarpı teta. Şimdi neden bunu yaptık? Yukarıda söylemeyi unuttum. Bizden tork ile şu yukarıdaki tork ile şuradaki tork ile buradaki teta 2 yani şu J2'nin dönme açısıyla ilişkisini sormuş bizden. Yani teta 1 ile değil de teta 2 ile. Kolaylık olsun diye biz yukarıdaki cismi bu şekilde tek eksene çevirmiş olduk. O yüzden tüm bunları yaptık. Bunu yaptıktan sonra aslında işim bitti. Şurada J eşi yerine yazarım. D eşi yerine yazarım. Ve K eşi yerine yazdıktan sonra ben teta 2 ile tork arasındaki şurada da T eş yerine de şu ifadeyi yazarım. Teta 2 ile uyguladığım tork arasında bir ilişki yazmış olurum. Bu şekilde bırakacağım. Gerisi artık kolay. Siz yaparsınız. Videoda daha fazla uzatmamak açısından. Ondan sonra yine S domaininde yazmak için de türevin ikinci türevin S kareye denk geldiğini, başlangıç koşulları sıfır olmak kaydıyla birinci türevin S'e ve türevsiz ifadenin de yine mesela burada teta 2 S'e denk geldiğini unutmayarak S domainine çevirirsiniz. Şimdi son sorumuza geçelim. Son sorumuzda da yine hem dönen cisim var hem de burada bir translational mekanik var. Biraz komplike bir sistem. Bu soru da önemli bir soru. Bunu da öğrenelim. Bakın şimdi ben burada bu cisme bir tork uyguluyorum. Bu torktan dolayı bütün bu cisimlerim etkileniyor. Ve şuradaki translational mechanical sistem de etkileniyor. Ve bu sisteme bir dişliyle bağlı. Dolayısıyla bu burada bir tork oluşturacaktır. Hareketinden dolayı. Zaten bize burada radyusu da vermiş. İpuçları vermiş. Gear oranının, gear ratio'nun da birebir olduğunu belirtmiş. Buna göre biz bu sistemde tetalarla tork arasında matematiksel ifadeler bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın tek tek devam edelim. Teta 1 için yazalım. Ben torku çevirdiğimde, tork uyguladığımda daha doğrusu ne olur? J1 buna bir zıt kuvvet oluşturur değil mi? Hemen yazıyorum. J1 çarpı D kare teta 1 bölü D T kare şeklinde. Artı torka başka hangi kuvvetler etki eder? Zıt kuvvet oluşturur. Bakın K yayım var. K yayım hem teta 2 ile alakadar hem teta 1 ile. Dolayısıyla aralarındaki fark kadar bir etki oluşturur. Yine yukarıdaki prensiplerle torka karşı bir zıt kuvvet oluşturması için, zıt tork oluşturması için dönen yay olduğunu unutmayın. Aralarındaki farkın K çarpı teta 1 eksi teta 2 şeklinde yazılması gerekir. Ki bu da benim torkuma eşit. Birinci denklemimi teta 1 için yazmış oldum böylelikle. Şimdi buraya gelince işler biraz daha farklılaşacak. Neden? Çünkü burada bir ayrıyeten bir tork oluşturacak. Bunun dönmesinden kaynaklanan. Bakın ben bunu bu şekilde döndürürsem burada bu yay da o şekilde döner ve şurada bir tork oluşturur. Şurada bir tork oluşturur ve benim uyguladığım torka bir zıt kuvvet oluşturacak şekilde oluşturur. Çünkü sistemler daima
kararlılığa, yani sıfır noktasına gitme eğilimindedir. Ben bir cisme, bir şeye bir kuvvet uyguladığımda, bir etki oluşturduğumda o etkiyi mümkün olduğunca sönümleme eğilimindedir. Dolayısıyla burada oluşturduğum, uyguladığım tork da bana burada bunu buna karşı bir zıt tork oluşturacak şekilde olacaktır. Bunu unutmayarak şimdi yazıyorum. Burada ben yazarsam buna doğrudan bir şuraya doğrudan bir tork etki etmediğinden yine o şekilde düşünerek yazıyorum. J 2 çarpı D kare teta 2 bölü D T kare. Bir kere bu benim hareketime engel olan, hareketime zıt kuvvet oluşturan birinci parametre. Artı buna bağlı bir K1 yayım var bakın. K1 çarpı aralarındaki fark kadar demiştik. Bu sefer teta 2'nin büyük olduğu durumda. Teta 2 eksi teta 1. Yani ben burada büyük olduğu durum diyorum ama siz bu denklemi bu şekilde yazdıktan sonra denklem dinamik bir denklem olduğu zaman bazen olur ki teta 2 büyük olur, bazen olur ki teta 1 büyük olur. Siz bunu bu şekilde sistemi dondurarak düşünüp yaptığınız zaman bu sistemi sonra salıverdiğinizde o sistem zaten bu tüm durumları karşılayacaktır zaten. Teta 1'in büyük olduğu durumda da doğru sonucu verecektir. Teta 2'nin büyük olduğu durumda da doğru sonucu verecektir. Fakat biz matematiksel bir denklem oluşturmak açısından sistemi tabiri caizse dondurarak, yani bir hali ele alıp o şekilde düşünerek o sistemin matematiksel modelini başlangıçta oluşturmuş oluyoruz. Yazalım. Artı, bir de burada bir damperimiz var bakın. Artı, D3 çarpı hangi farkla yine? D, teta 2 eksi teta 3 bölü dt şeklinde. Artı, bakın ne demiştim? Bu tork, şu mekanik sistemden oluşan, şu gear sistemden oluşan bir tork oluşacaktı. Şuradaki torka karşı. O da harekete zıt bir tork uygulayacaktı. O yüzden onu da bu tarafa yazıyorum. Ona da ben tork 2 diyeyim. Eşittir 0. İşte bu da benim ikinci denklemim. Bunu da yazdıktan sonra artık şurayı yazıyorum. Teta 3 için işlemlerimi yazıyorum. Teta 3'ün dönmesine, yani teta 3'ün oluşmasına karşı olan parametrelerin bir J3 cismim ve de damperimdir. J3 çarpı D kare teta 3 bölü DT kare. Artı D3 çarpı D teta 3 eksi teta 2 bölü DT eşittir. Eşitliğin, yani doğrudan bir tork uygulanmadığı için buraya da 0 yazıyorum. Bu da benim ikinci denklemim. Yani bu üç denklem aslında benim bu sistemimin bütün hareketlerini tanımlıyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu sistemin, alttaki sistemin, translation mechanical sistemin, çeyrek araba modelini temsil eden bu sistemin, yukarıdaki dönen sisteme nasıl bir etkisi var? Onun üzerine konuşalım. Şimdi tork nedir arkadaşlar? Tork eşittir F çarpı R'dir değil mi? F çarpı R'dir. Yani bu sistemin, bu çeyrek araba modelin hareketten kaynaklanan bir kuvvet oluşturacaktır. Bu kuvvet buraya geldiğinde, şu dişi sisteme geldiğinde R ile ilişkili olarak bir tork oluşturacaktır. Dolayısıyla benim buradaki F'im, yani ortaya çıkan F'im bunun dönmesinde, şu yukarıdaki sistemin dönmesinde etkili olacaktır. T eşittir F çarpı R. Buradaki T benim şu denklemde yazmış olduğum T2'dir. T2 eşittir F çarpı R yazıyor. Bu bilmem gereken birinci şey. Peki F nedir? Burada F'i de bilmem lazım. Bu sistemi tam olarak tanımlayabilmek için, yani şu sistemin tamamını tanımlayabilmek için F'in de ne olduğunu bilmem gerekir. F eşittir, yukarıda yaptık aslında, çeyrek araba modelinin transfer fonksiyonu değil aslında. Hareket denklemi nasıl yazılırdı? Hızlıca yazalım. M, bu da büyük M, çarpı hareket x ile tanımlanmış x 2 üssü artı fv diye damperimiz var. Fv çarpı x üssü artı k2 denilmiş. K2 yayından kaynaklanan bir kuvvet bana bir F kuvveti oluşturacaktır. Bunu hazırca yazdım. Bakın F'i de buldum. Şimdi burada arkadaşlar bilmem gereken bir şey daha var. O da şuradaki x ile teta 2 arasındaki ilişki. Çünkü bakın burada
X'im var. Şu yönde aşağı doğru. Şurada da şu çarkın teta 2 açısıyla dönmeye maruz kalacaktır. İşte bu ikisi arasındaki ilişkiyi de bilmem gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Bakın hatırlarsanız şu şekilde bir cismim olsun. Ve bunun bir tam tur atarak şurada durduğunu varsayalım. Ben şuradaki x mesafesine, şuraya x diyeyim, nasıl ulaşırım? Şunun r yarıçapı olduğunu varsayarak bir tam tur attığımda şu x mesafeyi çevresi kadar alır değil mi? 2 pi r diye. Fakat ben bir tam tur değil de döndüğü açı miktarınca bu x'i elde etmeye çalışırsam şuraya 2 pi r diyeyim çarpı n tur sayısı derim değil mi? N tur sayısını da açı ile ilişkilendirirsem mesela 180 derece döndüğünde 180 bölü 360 şeklinde bir tur sayısı olur değil mi? Yani bu da 1 bölü 2'ye. Hakeza 90 olursa 1 bölü 4 diye gider. Öyleyse ben burada n yerine teta bölü 360 değil de radyanla uğraştığımız için 2 pi. 2 pi biliyorsunuz 360'a denk gelir radyan cinsinden. Öyleyse teta n yerine teta bölü 2 pi yazdığımda yeni x'im x eşittir 2 pi r çarpı teta bölü 2 pi. Burada 2 pi'ler birbirini götürür. X eşittir r çarpı teta olur. Benim buradaki tetam, şu yukarıdaki tetam, buradaki teta 2 olduğundan benim x'im özel olarak x eşittir r çarpı teta 2 olur. Şimdi bilinmeyen bütün denklemlerimi, bütün ifadelerimi bulmuş oldum. Ben artık burada tork yerine f çarpı r, f yerine m x üssü, x 2 üssü artı, f v çarpı x üssü artı bu ifadeyi yazarsam ve x yerine de r çarpı teta 2 değerini yazarsam bütün bilinmeyenlerimi açı cinsinden oluşturmuş olurum. Bu şekilde tetalar, teta 1, teta 2, teta 3 ifadelerini tok cinsinden yazabilirim. Yani ikisi arasında bir ilişki yazabilirim ki buna transfer fonksiyonu diyeceğiz. Bunu bu şekilde bırakıyorum burada. İlerleyen derslerimizde Cramer rule olsun, elimine yöntemiyle olsun, tetalar ile tork arasında nasıl bir ilişki kurulacağını göreceğiz. Burada bu kadarla iktifa ediyorum. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de mühendislik bakış açısıyla sorularınızı çözerseniz hem bu dersi seversiniz, sadece dersi geçmek için almış olmazsınız, hem de başarılı olursunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.